Aday arkadaşlarımızın Rehber Kılavuz programı Hayat Tercihi yine dolu bir yayınla karşınızda. Kıymetli arkadaşlar, ne yapıyoruz? Özellikle bu dönemde ihtiyaç duyduğunuz doğru üniversite, doğru bölüm, doğru meslek, kariyer planlaması ile ilgili değerli hocalarımızın referansıyla sizlere sesleniyoruz. Bugün çok kıymetli, çok değerli, sizlerin de yakından tanıdığı bir ismi misafir ediyoruz. Kim? Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü Profesör Doktor Sayın Ezat Erhan Hocam. Şerefler verdiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu dönemde öğrenci arkadaşlarımızın ihtiyaç olduğu bir dönemde hiçbir zaman bizi reddetmediniz. Hep Hayat Tercihlerin konu oldunuz. Arkadaşlarda kararsız olanlar var. Mesleği hala zihninde oturtamamış olanlar var. Acaba bu alan bana uygun mu? Kendimi nasıl tanıyabilirim ve hangi alanda mutlu olabilirim ile ilgili çok soru işareti var. Tanıyan da var, bilenler de var ama farkında olmayanlar da. Önce sizden bir psikiyatrist olarak bunu dinlemek isteriz. Hocam, kişi kendini doğru meslek seçimi yolunda nasıl tanımlamalı? Buradan başlayabiliriz Sayın Hocam. Tabii önce bu hayat tercihtir. Güzel bir yerinde bir motto. Özellikle üniversite konusuna karar verecek, meslek konusuna karar verecek gençler için. Yani insan hayatında iki tane önemli büyük tasarruf var. Büyük bir seçim var, büyük bir tercih var. Bunların birisi meslek seçimi, diğeri eş seçimidir. Evet. Meslek seçimi bugün konuştuğumuza göre... Meslek seçiminden önce, biz evlilikten önce de söylediğimiz bir sözü var. Eş seçiminden önce gözünüzü dört açın, seçtikten sonra da yarım açın diyoruz. Yani gençler bu şekilde düşünsünler. Yani şu anda ne kadar incelerlerse, ne kadar ayrıntıya girerlerse, daha sonra da artık daha fazla geriye dönüp bakmadan o meslek yolunda ilerleyebilirler. Bu nedenle bu önemli meslek seçimi tasarrufunda mesleğin ne olduğuna iyi karar versinler. Meslek tanımı nedir? Bazıları mesleğe sanki bir cilt gibi görüyorlar. Yani halbuki meslek cilt gibi değil, elbise gibidir. Yani? İnsan A meslekte olabilir ama B işleri de yapabilir. O meslek kimliğin bir parçası değildir. Kişiliğin bir parçası değildir. Meslek bir insanın hayatında tamamlayıcı bir şeydir. Onun bir parçası değildir, bir uzvu değildir. Yani bir uzvu gibi görürse mesleğe bir kimse... Onunla ilgili fazla anlam yüklediği için o meslekle ilgili ufak bir kaygı, ufak bir yolunda gitmeyen bir şey olduğu zaman aşırı kaygıya, strese ve problemlere sebep olabiliyor. Bunu mesleği bu şekilde tanımlamak gerekiyor. Yani aslında insan hayatında meslek önemli bir şey. Hayatın çoğu zamanını geçirecek bir durum. Ama o önem yüksek, aşırı anlam yüklemek kişiyi olumsuz duygulara iter. Onu vurgulamak istedim. Şimdi meslekte tabii kişinin yatkın olduğu meslekleri bulması gerekiyor. Ben hangi mesleğe yatkınım diye önce kendine bir sorgulasın. Sonra yakınlarının görüşünü alsın. Ve bununla ilgili meslek seçiminde bizim önerdiğimiz Holland diye bir test var. Yani Üsküdar Üniversitesi olarak onu öğrencilere karşılıksız sunuyoruz. Oraya giriyor. Açıklama kısmına ekliyoruz arkadaşlar. Evet. Sunuyoruz. Orada kişi hangi alana, sosyal mi alana, fene mi yatkın, estetiğe mi yatkın, bu yatkın alanları buluyor. Ona göre seçimlerini, tercihlerini daha sağlıklı yapabilir. Meslek seçiminde bu önemli. Kimse kendi karar verirken bazen böyle realite körlü oluyor. Kişi kendisi göremiyor bazı şeyleri. Bu nedenle onu tanıyan üçüncü kişilerin görüşlerini de alsın. Üçüncü yani, bir göze ihtiyaç var. İhtiyaç var. Hocalarının görüşü önemli, ailesinin görüşü önemli. Arkadaşlar, üçüncü bir görüşü de arkadaşların görüşü önemli. Buna göre ve meslek seçiminde geleceğin mesleklerinle ilgili çok şey konuşuluyor şu anda, söyleniyor. Korkutuyor da bu hocam. Tabii, yani. Korkutuyor. Evet. Fakat aslında hiç korkutmasına gerek yok. Korkutmanın anlamı yok. Çünkü her genel kurallar değişmiyor. Evet. Kişi meslek amaç olmamalı hayatında. Bir araç olmalı. Çok güzel. Hayatta bir hedefe giderken, hayatın sonuna hedefe giderken insan, hatta mutluluk da amaç olmamalı insan. İnsanlığa bir şey katabilmek bir amaçtır insanlığa. Hedef piramidi aslında. Hedef piramidi. Ve bu buna yani kendini aşmak olarak tanımlıyor. Çünkü bunu olursa bir insan, kendini aşan bir hedefler olursa bir kimse meslekte, hangi meslek olursa olsun başarılı olabiliyor. Ve mutluluk da zaten insan hayatında renkli gölge gibi. Amacı olan bir kimsenin arkasından onu geliyor kendiliğinden. Mutluluğu amaçladığın zaman kaçıyor. Meslekte de bu nedenle
meslekle ilgili amaçlarımızı değerlendirirken yaşam amaçlarımıza uygun bir meslek seçelim. Yaşamdaki amacımız nedir? Ego idealimiz nedir? Buna göre uygun bir meslek seçelim. Yoksa sık sık meslek değiştirmek zorunda kalırız. Bakıyorsunuz devamlı meslek değiştiren, devamlı karar değiştiren kişilere bakıyorsunuz. Yani hayatlarında böyle yorulacak, çile çekilecek, emek verilecek bir amaç yok. Bu amacı olmayan kişiler o meslek de tatmin etmiyor onları. Onun için yani ego ideali dediğimiz yaşam amaçlarını, bu somut yaşam amaçları var işte evim, eşim, mesleğim vesaire olsun gibi ama da soyut hayat amaçları var. Nasıl bir insan olmak istiyorsun? Nasıl bir tarihte, hayatta nasıl bir iz bırakmak istiyorsun? Bunlar da yaşam amaçları. Meslek seçimini bunlar tamamlıyor çünkü onun için vurguladım. Ve günümüzdeki mesleklerde hangi mesleği seçersen seçin gençlere diyoruz. İkinci bir diliniz yazılım dili olsun. İngilizce, Fransızca demiyorum. Yazılım dili. Yazılım dilini hangi meslekte olursa olsun muhakkak öğrenmeleri onların meslekteki diğer insanlara fark oluşturur şu anda. Yani bilgisayar almaktan daha önemlisi yazılım dilini öğrenmeyi hedeflemeleri gerekir gençlerin kendilerine. Yazılım dili olan bir kimse bu zamanın en önemli bir aracını elde etmiş olur. Ve bunu da geliştirebilir. Bunu üzerine durmak gerekir. Bir de kişinin kişilik yapısına göre bazı kişiler mesela beyinde daha adacığı oluyor. Bazı konularda çok süper oluyorlar. Ama sosyal ve duygusal alanlarda zayıf oluyorlar. Böyle kişilerin seçeceği meslekler farklı olur. Mesela bazı kişiler kıpır kıpır olur, hareketli oluyorlar. Yani hayatta masa başı işi yapamazlar bu kişiler. Onların seçecekleri farklı meslekler farklı olabilir. Kişilik özelliklerine göre, kişinin güçlü yönleri, zayıf yönlerine göre bu nedenle meslek seçerken gençlere kendinizle ilgili SWOT analizi yapın diyoruz. SWOT analizi nedir? Bu iktisatçılar bilir. Güçlü yönlerim nedir? Zayıf yönlerim nedir? Beni bekleyen tehditler nelerdir? Fırsatlar nelerdir? Bunu herkes kendisi hakkında yapsın. Buna göre stratejik hedefini belirlesin. Gelecekle ilgili yol haritasını çıkarsın gençlere. Kendinizle ilgili SWOT analizi yapın. Ve daha sonra danışın ama son kararı siz verin. Başkalarının hatırı için meslek seçmeyin. Biz kendi mesleki tecrübemde gördüm. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuyan bir genç makine mühendisliğini 3. sınıftan terk etti. Annesi babası için orayı seçmiş, onun için terk etti. Yapamadım, baktım bu zamana kadar dayandım diyor. Bu nedenle anne babalar da burada çocuklara kendi fikirlerini söylesinler. Gerekçeleriyle birlikte evet veya hayır desinler onlar. Son kararı gençlere bırakmak gerekiyor. Yani eğer son kararı gençlere bırakılmazsa o ileride onların sorgulamalarında ilişkileri bozulur. Yani anne çocuk ilişkisi, baba çocuk ilişkisi meslekten daha önemlidir. Onu bozmadan bu konuyu çözmeleri gerekir. Bizim aile yapımız fazla koruyucu, fazla müdahaleci. Bu nedenle ilişkilerimiz olumsuz etkiliyor çocuk aile içi ilişkiler. Ama meslek seçiminde yani ben gençler bu konuda muhakkak ümitsizliğe, karamsarlığa düşmesinler. Yani zamanın getirdiği, şartların getirdiği bazı karamsar söylemler oluyor. Ama 50 sene öncesine göre, hatta 20 sene öncesine göre gençler çok daha şanslılar. Çok daha seçenekler var önünde, çok daha fırsatlar var. Meslek seçiminde çok daha fazla önlerine çıkan imkanlar var. Yurt dışı imkanları belki yüksek lisansta daha önemlidir onlar. Ama lisansta bizdeki Türkiye'miz bu konuda büyük aşama kat etti. Yani üniversiteleşme konusunda. Çalışmayı seven bir kimse için Türkiye'de sunulan çok fazla seçenek var. Kendi meslek seçeneği. Kişi kendi güçlü zayıf yönlerine göre, yatkınlığına göre, eğilimlerine göre karar vermesi en doğru olan. Hocam, ailelere ve öğrenci arkadaşlarımıza bu süreçte bence rehber olacak söylemlerde bulundunuz. Bu arada hocamın bahsettiği testi açıklamalar kısmına ekliyoruz kıymetli arkadaşlar. Oradan lütfen kariyer testini çözün. Uzmanlarımız yine Üsküdar Üniversitesi'nde tercih döneminde sizlere onun sonuçlarını değerlendirecek. Eğilimlerinizi, yetkinliklerinizi, ilgi duyduğunuz alanları bu test aracılığıyla çok rahat görebilirsiniz. Farkında olsanız bile en azından onu pekiştirmiş olabileceğini söylemek isterim. Hocam sizin bir de %51 kuralınız var. %51 kuralı.
Bu da önemli. Evet, ya bu alan bana göre ama çok emin değilim. Kararsız. Bu arada kararsızlıkla ilgili ve hatalı tercihlerle ilgili maalesef ki hocam sınava giren kişilerin 1/4'ü seneye tekrar giriyor. Aslında bu da ne kadar hatalı tercihler yapıldığının da bir göstergesi. Bu yüzden %51 kuralını biraz açabilir misiniz tabii hocam? %51 kuralı insan karar verirken sistem 1 kararlar var, sistem 2 kararlar var. İnsan beyninin nasıl karar veriyor? Sistem 1 kararlar beyinde kısa yolu oluşturan kararlar. Bir karar veriyor, hızlı karar veriyor. Bunlar beyindeki otomatik düşüncelerle, yani otomatik bu kararlar çoğu zaman böyle testlerde insan diyelim 4 tane seçenek var testte. Beyindeki o sistem 1 devresi devreye girdiği zaman büyük ihtimal en doğruya en yakın o akla ilk gelen. %51 doğrudur diye düşünüyor. Ama daha sonra testi tekrar incelemeye başladığı zaman acaba doğru muydu, değil miydi? Tekrar düşünmeye başladığı zaman kişi bu sefer daha çok yanlış karar vermeye yatkın hale geliyor. Onun için akla ilk gelen kararı bir kurşun kalemle işaretlesinler hemen. Daha sonra diğer seçeneklerden çok güçlü, kesin emin olmadıkça ilk seçeneğin %80 civarında doğru olma ihtimali daha yüksek. Onu işaretlesinler. Bu %51 insanın içerisindeki bir galip duygu deniyor. Buna. Galip. Galip duygu, baskın duygu deniyor. Baskın duygumuz evet bu doğru diyorsa o baskın duyguya uyanık hareket etmek. Hiç boş bırakmaktansa o çok daha doğrudur. Yani %100'ü ararken yani bu sefer yanlışı yapma durumu ortaya çıkıyor. Özellikle böyle mükemmeliyetçi veya da kaygılı gençlerde bu çok fazla olabiliyor. %51 bu bana uygun diyorsa %80-90 aramasın artık. Yani testte çünkü zaman orada çok önemli. Bu nedenle %51 kuralı burada işe yarar. Kıymet Hocam, arkadaşlara bazen şu da oluyor. Evet, kimisi popüler olan mesleklere eğilim gösteriyor. Kimisi çok para kazanan meslekler, kimisi az yorulayım çok kazanayım diyen taraflar da olabiliyor. 21. yüzyılın meslekleriyle ilgili bir projeksiyon bize tutacak olursanız, uzun yıllardır bu alandasınız ki Üsküdar Üniversitesi'ni belirli bir misyon ve vizyonla kurdunuz, hayata geçirdiniz. Üsküdar Üniversitesi bu duruşunu da sizden dinlemek isterim ama şu meslekler var arkadaşlar, bunlara eğilim gösterirseniz iyi olur veya böyle bir projeksiyon ne söyleyebiliriz yani, alan olarak hocam? Yani böyle az yoruluyum çok kazanayım diyorsa buna şunu söylemek isterim. Meşhur bir söz vardır. Bedava peynir fare kapanında bulunur diye. Yani onun için hiç çalışmadan meslek sahibi olacağım, kolay meslek sahibi olacağım diyorsanız siz tuzağa düşersiniz. Ne olur? Zevk tuzağına düşersiniz, tembellik tuzağına düşersiniz. Güzel bir söz vardır hayatta, özellikle Türkçe'de başarı ancak çalışmadan önce geldiği yer tek sözlüktür. Sözlük dışında her yerde çalışma başarıdan sonra gelir. Ha, bu güzelmiş. Evet. Arkadaşlar evet. Not aldınız. Yani bu nedenle yani çalışmadan bir şey elde etmek istiyorsanız bu ciddi şekilde tembellik tuzağına düşüyorsunuz. Bu insanın kendi kendini aldatma yöntemlerinden birisidir. Beynin kolaycılık yöntemidir. Hatta bununla ilgili şu anda bütün dünyada bir salgın var. Özellikle yeni kuşaklarda buna bolluk paradoksu deniyor. Yani şu andaki gençlik varlık içinde büyüyor. Eski kuşaklar yokluk içinde olgunlaşıyorlardı. Şimdi varlık içinde olgunlaşıyorlar. Varlık içinde olgunlaştıkları için onlarda bolluk paradoksu oluyor. Bolluk paradoksu olduğunca her şey bol diyerek böyle zora talip olmuyorlar. Fazla emek sarf etmeden, çile çekmeden, yorulmadan elde etmek istiyorlar ve aşağı doğru gidiyorlar hayat başarısını. Eyvah, o paradoks oluyor, zıtta yöneliyorlar. Bu nedenle böyle durumlarda elindeki sahip olduğu imkanları bir basamak daha üste taşımak için neler yapabilirim? Bir diğer gençlerin yaptıkları hata da kendileri başkalarıyla kıyaslıyorlar. Hiç kıyaslamasınlar kendileri. Yani başka arkadaşıyla, teyze çocuğuyla, amca çocuğuyla, akrabalarla kıyaslıyorlar. Kendilerine bir hedef koysunlar, o hedefle kıyaslasınlar. Başkalarıyla kıyasladığı zaman özgüven düşüyor insanın. Kendini kötü hissediyor. Devamlı tedirgin oluyor insan. Bunu kendilerine geçmişteki birikimlerine baksınlar ve geçmişteki birikimlerini basamak yapıp ileriye atılsınlar. Yani başarıyı mutlulukla birleştirmek gerekiyor. Bunun için geçmişteki birikimleri kazanım olarak
düşünsünler. Bugünü hediye olarak düşünsünler. Geleceğe de yatırım olarak düşünsünler. Bunu yaparlarsa kişi, yani başkalarıyla kıyaslamadan kendilerini hem mutlu edebileceği hem başarılı olabileceği bir yol çizebilirler. Çünkü başarı yorulmadan elde edilmiyor. Yani başarı yolları böyle asfalt yollar değil, taşlı yollar çoğu zaman. Çiçekli yollar değil, taşlı yollar. Bu nedenle meslek seçen gençlere en önemli tavsiyemizden birisi de zora talip olsunlar. Peki çalışma alanları ile ilgili birkaç tüyo da verseniz bize. Arkadaşlar şu alanlara eğilim gösterirse yarının gelecek artık buralarda, buralara odaklansınlar. Tamam, bunları bir iki şeyleri, yetenekleri doğrultusunda yapacaklar ama böyle öngörüde neler söyleyebiliriz hocam? Yani şu anda zaten çok söylenen bir şey, robotik çağa girdik dünyada şu anda. Yani dijital devrim yaşandı, robotik çağa girdik. Gelecekteki robotlar artık sadece kendilerine verilen işi devamlı yapan klasik robotlar gibi olmayacak. Öğrenen makineler olacak. Öğrenen makineler olduğu için robot kendi kendine birçok şeyi öğrenerek geliştirecek, birçok işi onlar yapacak. Otonom robotlar dönemi başladı. Klasik böyle içindeki yazılıma göre iş yapan robotlar değil, fabrikalarda aynı parçayı birbirine yapan robotlar değil. Otonom robotlar olduğu için onlar özerk olarak öğrenen makineler oluyor. Bunlar birçok mesleği yaptığı için şu anda mekanik mesleklerin çoğunu onlar yapacaklar. Mesela diyelim tıp mesleğinde ben kendi açımdan düşünüyorum. Bazı teşhisleri %70-80 oranında koyabilecek bu otonom robotlar. Mesleği koyabilecek ama son kararı gene hekim verecek. Böyle olunca hata yapma şansı azalacak şeyin, hekimin. Yani ilk baştan gördüğü zaman hata yapma ihtimalini azaltacak bir sonuç ortaya çıkaracak. Bunun gibi kişi bir konuda bütünü bilip ama bir konuda özelleşenler daha başarılı olacaklar. Yani bunun için burada selection concentration deniyor. Yani bir konuyu seçeceksin, o konuda odaklaşacaksın. Hangi mesleği seçerseniz seçin, bir konuda bütünü kaybetmeden bir konuda derinleşmeye çalışın. Yani derin düşünce 21. yüzyıl becerisi. Bir diğer önemli de bu meslek seçim, takım çalışmasına yatkın meslekler gelecekte başarılı olacaklar. Robotlar her şeyi yapabilir ama takım çalışmasını yapamaz. Takım çalışmasını yapabilen meslekler gelecekte iyi işbirliği kurmayı başardıkları için robotların yapamayacağı sosyal ve duygusal becerilere sahip olacaklar onlar. Onun için takım çalışmasına yatkın mesleklerde bir kişinin önünü kimse tıkayamaz. Yapay zekalar da tıkayamaz, robotlar da tıkayamaz. Bunu seçerken zaten küçük olsun benim olsun diyen insanlar bu zamanda rahatlıkla tarihin çöp sepetine atılacak insanlardır. Kesinlikle hocam. Bunun için yani muhakkak işbirliğine açık, böyle kolabere çalışmaya açık, takım çalışmasına yatkın meslekleri seçmelerini daha çok tavsiye ediyoruz. Ve özellikle de bu robotların yapamayacağı işte duygusal ve sosyal becerilerle ilgili alanlardaki meslekler çok daha fazla aranan meslekler olacak. Ama bence gençler kendine yani öğrenen örgüt sistemi geleceğin hoca da öğrenecek, öğrenci de öğrenecek. Makine de öğrenecek. Makineyi yapan da öğrenecek. Devamlı öğrenme, yaşam boyu öğrenme var. Yaşam boyu öğrenme olan fark oluşturacak. Fark oluşturmazsa bir insan bir müddet sonra eskiyecektir. Yani daha önce bilginin yarı ömrü 30 seneydi, şimdi 3 seneye düştü, hatta daha da düştü şimdi. Bu nedenle bilgi çok eskidiği için insanlar böyle bir durumda kendini yenileyen insanlar ayakta kalacak önümüzdeki 10 yıllarda diyebiliriz. Hocam süremizin sonuna geldik. Son bir soruyu yöneltmek istiyorum size. Siz bugün tercih yapacak olsaydınız üniversite kriteriniz ne olurdu? Size bir üniversite neleri sunuyor olması gerekiyordu? Adaylar bu tercihte üniversitelerin hangi kriterlerine dikkat etmesi gerekiyor? Kurum bazında söylemenizi istiyorum hocam. Klasik üniversiteler meslek edindiren üniversiteler. Klasik meslek edindiren üniversiteler. Ama yeni 4. nesil üniversitelerin özelliği var. Bu 3. nesili 4. nesil eklendi. Yani 4 ayak üzerinde gidiyor bunlar. Bir meslek endirmek yetmiyor öğrenciye. İkincisi araştırma geliştirme ayağının olması gerekiyor üniversitenin. Bakacak muhakkak web sayfasına girip orada bakabilirler. Yani ziyaret edebiliyorsa üniversiteyi ziyaret etsinler.
Orada araştırma geliştirmeye önem veriyor mu? Laboratuvarları nasıl? Altyapısı nasıl? Vizyonu nasıl? Vizyonunda araştırma geliştirme var mı? Sürdürülebilirlik var mı vizyonunda? Yaptığı alümni programları var mı ya? Mezuniyetlerle ilgili dernekleri var mı? Yapıyorlar mı? Bunlara baksınlar. Bunlar sürdürülebilir araştırma geliştirmenin bir parçasıdır. Daha sonra üçüncü ayağı üniversitelerde bilginin ürüne dönüştürülmesi. Bir şey üretiyor ama bunu teknoloji transfer ofisi var mı? Bununla ilgili kuluçka merkezi var mı? Bununla ilgili bilgileri ticarileştiriyor mu? Topluma açıyor mu? Yani ticarileştirmenin anlamı bir şey üretiyorsunuz. Artık dördüncü nesil üniversitelerde bilim bilim içindir demiyoruz. Hani sanat sanat için derler. Yok, bilim bilim için deme dönemi geçti. Artık bilim toplum içindir. Üniversitelerin dördüncü ayağı da bilimin toplum içinde olduğunu bilip hem bilginin sanayileşmesine katkı sağlamak hem bilimin toplumun ihtiyaçlarını karşılamasına önem vermesi gerekiyor. Toplumun ihtiyaçlarını karşılamayan bir bilim sadece bir fantezi olarak kalır. Yani bilim bir şey üretirsiniz, bilim dünyasına sunarsınız ama toplumdaki bir derde çare olmadıysa siz sadece kendi egonuzu tatmin edersiniz. Bu nedenle toplumun ihtiyaçlarına cevap veren bilgi üretimi çok önemli. Yani bilim bilim için değil, bilim toplum içindir. Böyle diyen üniversiteyi seçsinler. Böyle olursa yaptığınız arzla talep birbirine örtüşüyor. Örtüşürse karşılık bulur, karşılık bulursa devam eder, gelişir. Çünkü bilgi devamlı yenilenme ihtiyacını hissediyor. Yeni bilgi üreten yer demek üniversite. Yani bu nedenle üniversiteye gelirken öğrenciler sadece meslek edinmeyecekler. Yaşamda, üniversite kültürünü de öğrenecekler. Üniversite kültürüne önem veren üniversiteler olsun. Ona önem versinler. Projeye önem veren üniversiteler olsun. 2013'te biz devreye soktuğumuz pozitif psikoloji dersi var. Biz burada gençlere sosyal ve duygusal becerileri, insani değerleri, hayatta başarılı olabilmeler için neler yapmaları gerektiği ile ilgili birçok stres yönetimini, öfke yönetimini, bağışlayıcılığı, uzlaşmacılığı, empatiyi, duygusal becerileri, sosyal becerileri öğreterek bir dönem 14 hafta ders veriyoruz ve kredili ders olarak daha sonra da ön test, son testler yapıyoruz ne kadar faydalandı diye. Yani öğrencilerimizden gördük de işte babamla aram düzeldi, arkadaşımla ilişkilerim daha iyi, kendimi affettim diyen öğrenciler oldu. Yani bu dersler, yani bir insanı ders sadece bilgi yüklemek değil, onu hayata hazırlamak. Bu nedenle bunlara da önem veren üniversiteleri seçmelerinde fayda var. Kendi kültürümüzü koruyarak modernleşmemiz gerekiyor. Yani eski sorulara yeni cevaplar veren üniversite olsun. Eskide yaşayan kişilerin olduğu üniversite olmasın ya. Bugünün problemlerine de çözüm üretsin. Geçmişi unutmasın ama geçmişi bugünün şartlarında yeniden kendi kültürümüze, değerlerimize uygun şekilde yaşatabilecekle ilgili vizyonu olan üniversitelere önem versinler. Onları çağ seviyesine değil, çağın seviyesinin üzerine çıkarmasın. Muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkaracak hedefler olan üniversite olsun. Yani bu olursa ancak bu, yani bir daha yükseğe hedefleyeceksin ki ulaşabildiğiniz kadar bir yerlere gidersiniz. Son olarak şunu söyleyeyim. Gençler bizden daha iyiler. Bak, yani bu kuşak, Z kuşağı olarak bilinen kuşaklar çok sevimler, çok daha masumiyet istiyorlar, çok daha dürüstlük istiyorlar. Çok daha insanlığa çok daha önem veriyorlar, insani değerlere. Yeşile, doğaya daha çok önem veriyorlar. Bu nedenle bizim nesillerin yanlış alışkanlıkların elinin tersiyle itsinler, kendi doğrularını ama daha çok çalışarak yaşatmaya çalışsınlar. Kıymet Hocam, çok teşekkür ederim. Bu söylediğiniz her şeyi ceplerimize koyduk. Bunları kullanacağız tercih döneminde. Ama şunu rica edeceğim sizden. Sizin kameranız bu Kıymet Hocam. Son olarak öğrenci arkadaşlarımıza, aday arkadaşlarımıza neler söyleyebilirsiniz? Birkaç cümleyle özetleyebilir miyiz Sayın Hocam? Buyurun. En önemlisi gençlere söyleyeceğim. Ümit duygularını hep yüksek tutsunlar. Ve çalışarak hedefe olacaklarını bilsinler. Onlar için en önemli şey burada ideallerinin olması, uğrunda yorulacak, terleyecek bir amaçlarının olması. Bu varsa arkası geliyor. Teşekkür ederim.
Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Hayat tercihleri bizi bırakmadığınız için. Kıymetli arkadaşlar, bir sonraki Hayat Tercihleri'de tekrar görüşmek üzere. Nevzat hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın, sağlıkta kalın. Görüşmek üzere.